Ama şeytanın işi yok. Hanımın da işi yok. O da mevzuyu ne zaman açar? Ezana beş dakika kal. <laughs> Hadi bakalım şimdi kadrıyla uğraş. Ya cemaate gideceğim. Sen numara yapıyorsun. Kaçma. Gel burada mevzu var. Ya ne mevzu var? Allah çağırıyor. Cemaate gidelim gelelim işte. İşi yok. Efendi Hazreti anlatır diye. Ramazan gecesinde diyorum. Sabah sabah kadar. imsak kadar bizim hanım durur. imsakta kudurur demiş adam. Hadi ben istiyorum. Ulan ne istiyorsun? Belanı mı istiyorsun? Sen Allah'tan cehennem mi istiyorsun? Ulan karı sabahın peşine kadar, imsa kadar durdun durdun da şimdi mi canın çekti? Neden? Minel cinneti ben Bunu şeytan cin yapabilir mi ya? Şeytan gelse rüyana girse senin kamyonu devirtir. Bir kova soyla temizlenirsin. Orucun bozulur mu? Bozulmaz. Ama bu karı sana orucu da bozutturur. 61'i de yedirttirir. 61'i de bırak. cehennemle kaç 61? yanarsın. Malatya Pötürge'den nüfus müdürüne gittim dedi, çocuğumun adını yazdıracağım. Dedi ki, ne koydunuz çocuğunuz adı? Dedi ki, Enes. Dedi ki, bu Arapçadır, ben bunu yazma. Cık. Ya kardeşim benim çocuğumu kahyası mısın? Ben Enes istiyorum çocuğumun adı. Bele dedi, Arap isimleri bilmem ne. Eski zamanı söylüyor, bozuk Ne yapabiliriz dedi. Tamam yazma abi dedi. Hiçbir şey yazma dedi ya. <laughs> Ondan sonra gitti. Gittim diyor Fötürgen'in ağasına kimse a Aşiretin. Beni misafir etti. Oo hocam gel yedirdiler işini. Dedi bir maruzatım var. Dedi nedir? Bu nüfus müdürü böyle dedi. Gıcıklık yaptı dedi falan. Ya dedi. Sen git dedi yarın. Bir daha gittim diyor. Adam dedi. Ya beni niye dedi. Aşirete şikayet ettin dedi. Hocam dedi ya yakışıyor mu sana dedi falan. İstersen dedi Enes İbni Malik radıyallahu anh yazayım dedi ya.